Bitti. Harika. Bitti. Bitti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bitti, hoş geldin Mito. Maşallah. Hoş geldiniz. Maşallah. Yarın hoş geldiniz. Eyvallah. Maşallah. Maşallah. Üstü abi giriyor Beco abi. Eyvallah. Yarın hoş geldin. Marmaris'ten arkadaşlar Urfa'ya selam getirmiş. Allah Allah. Hoş geldiniz. Bu kadar yol tattınız. Bu kadar yol geldiniz. Evde kurduğunuz hayal köyü. Allah çok güzel bir şeyler oldu. Bu kadar yani. Hele bir de bir ailen. Geç. Bana buraya git. Evet, 1300 kilometre değil mi? Abi bile kolay. Bir daha selfie alalım. Trası anlamında hem çünkü biz isterseniz önce bir konuşma yapayım mı arkadaşlar? Öyle de belirtelim. Tamam, o zaman olur. O zaman sonra elinize, emeğinize, ayağınıza sağlık. Gerçekten çok çok müthiş. Yani herkesin hoş geldin diyoruz. 2019 yılı biliyorsunuz Göbekli Tepe yılı. Bu kapsamda sadece ilimizde değil, dışarıda da bu noktada Göbekli Tepe konusunda duyarlılık gösteren değerli insanların olduğunu bilmek, Göbekli Tepe'yi menzil kabul edip Göbekli Tepe'ye farklı yollarla ulaşmaya çalışmak bizim için mutluluk verici. Çünkü biz biliyoruz ki ve değerlendiriyoruz ki Göbekli Tepe sadece ilimizin değil, bölgemizin de değil, tüm insanlığın ortak atayıydı. Bu noktada ortak mirası, bu noktada insanların bu bilinçle hareket ederek Göbekli Tepe'nin bu yönünü ortaya çıkartmak adına yapmış olduğu bu tarz etkinlikler bizim için gerçekten mutluluk verecek. Hele ailemizin 4 kişilik bir çekirdek ailenin büyük bir aile olarak yola çıkması ve buna rağmen 27 gün sonunda yaklaşık 1450 kilometre gibi bir zorluğu göze alarak Urfa'ya gelmeleri, Göbekli Tepe'ye gelmeleri bizim için çok çok daha anlamlı ve önemli açıkçası. Bu noktada kendilerine ben bir Urfalı olarak, bir Göbekli Tepe sevdalısı olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendilerini bundan sonraki etkinliklerini de merakla beklediğimizi, takip edeceğimizi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam, bir saniye. Şimdi kurduğunuz turu gerçekleştirdiniz ve Göbekli Tepe'ye ulaştınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok güzel bir hayaldi. 10 Temmuz günü Marmaris Meydanı'ndan küçük bir aile olarak çıktık. Sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, Marmaris Bisiklet Derneği'nin değerli üyeleri, Marmaris Belediyesi'nin çalışanları sağ olsunlar. Bizi uğurladılar. Bize hayırlı yolculuklar dilediler. Kazasız belasız geçirmemizi uğurladılar. Tabii zorlu bir yolculuk. 1450 kilometre, 27. gün bugün buraya vardık. Göbekli Tepe bizi çok motive etti yol boyunca. Gerçekten tarihin sıfır noktasına hem bir aile olarak kendi iç yolculuğumuza çıkmak hem tarihin bu kadar önemli bir noktasına bütün dünyanın artık kabul ettiği insanlığın en eski yeri olarak kabul edilen bu noktaya gelmek bizim için muhteşemdi. Çocuklara bizim değerli hocalarımız İlber Ortaylı, Celal Şengör hocalarımızın dediği gibi yani coğrafyayı, tarihi gerçekten öğretmek istiyorsak aileler olarak bazı zorlukları göze almamız lazım. Sadece çocuklara kitap okuyun demekle olmaz. Ailelerin görevi onlara örnek olmak, onları motive etmek, onlara önderlik etmektir. Biz çocuklara bu 1450 kilometre boyunca birçok tarihi öğren yerine soktuk. Onlara birebir tarihi yaşattık. Sanıyorum bu altyapı, bu temel onların ileride çok çok daha ufuklarını açacak. Yeni yolculuklara, yeni maceralara, yeni tarihi öğren ve coğrafya ile ilgili yeni maceralara teşvik edecek. Bizim dışımızda ailelerin de bu motivasyondan etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel şeyler yaşadık. Gerçekten bir yolculukta hem çok değerli insanlarla tanıştık, hem memleketimizin çok güzel yerlerinden geçtik. Tarih, coğrafya, gastronomi, yani bir çocuğun bu yaşta öğrenebileceği çok değerli bilgilerle yoğruldu bu yolculuk. Unutulmaz bir 27 gündü. Ve sonunda buradayız. Bunu da içimize sindireceğiz, Urfa'yı gezeceğiz. Değerli, bu yolculukta bize eşlik eden çok değerli insanların hepsine birebir teşekkür edeceğiz. Burada tek tek saymaya gerçekten vaktimiz yok ama bunu sosyal medyamızda hepsine tek tek çok teşekkürlerimizi ayrıca yazacağız. Darılanlar güzelenler olmasın çünkü çok uzun bir liste oldu gerçekten. Hepsine çok şükran borçluyuz. Bisiklet camiamıza da böyle bir şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Marmaris Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı olarak. Çünkü bu yolculuğu biz bisikletle yaptık. Artık çevrenin buna ihtiyacı var. Yani artık petrol değil,
doğal enerji kaynakları, yenilebilir enerji kaynaklarını çocuklarımıza aşılamamız lazım. Çevremiz bizim bu lüksü artık kaldırmıyor. Bu yolculukları bisikletle yapmak, mümkün olduğu kadar bisikleti vatandaşlar olarak hayatımıza sokmak zorundayız. Bu anlamda da bir örnek olduk. Bugün işten eve, işte trafik yoğun, çok bisiklet yolları yeterli değil. Birçok bahane sunabiliriz ama biz 1450 kilometre bu yol bisikletle çocuklarımıza geldiğimize göre artık bazı şeyleri değişebileceğini de, bazı şeyleri yapabileceğini de göstermiş olduk diye düşünüyorum. Yolculukla ilgili bir şey soralım. Size en çok zorlayanlar ne oldu yol boyunca? Ve bu yol boyunca konuşmalarınızda yeni projeler doğdu mu? Projeleriniz var mı? Buradan giderken nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Daha ilk 30. kilometrede Mithatcan baba Mısır'a gidelim dedi. Bisiklette. Yani yeni projeler tabii ki insanoğlu düşünen bir varlık. Gördüğünüz gibi binlerce yıl önce bile ne kadar güzel şeylere imza atmış. Tabii ki önümüzdeki süreçte biz de aile olarak daha güzel şeylere imza atacağız. Daha çok sosyal sorumluluk projeleri. Hatta şimdiden bile Şanlıurfa'da sosyal sorumluluk projeleri geldi. Onlarla yapıp gideceğiz inşallah. Güzel şeyler devam edecek. Yol boyunca en çok zorlayan şeyler tabii malum yokuşlar oldu. Yani 25 kilometreye varan yokuşlar çıktık. Gerçekten bunu sosyal medyada anlam paylaştık. Güldük, ağladık, sinirlendik. Ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculuğun bir baba olarak benim en çok vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Çünkü hayatta yokuşlar vardır, düşüşler vardır. Ama kalkmayı bilmek lazım. O yokuşun sonunda muhakkak yüzünüzü güldürecek bir iniş vardır. Ya inerken yokuşun bütün zorluklarını unutursunuz. Buraya da zorlu bir yokuşta çıktık. Göbekli Tepe inşallah hak ettiğinden daha iyi bir yer olacak. Son 10 kilometredeki asfalt çok kötü. Lütfen bu asfaltı bu Göbekli Tepe'nin hak ettiği şekilde düzeltelim. Çünkü burası artık dünyaya miras olmuş bir yerdir. Ama her şeyi bu yokuş çıkınca unuttuk. Zorluklar böyledir. Çıkarsınız ve unutulur. Geriye tatlı hatıralar kalır. 27 günde gerçekten çok büyük zorluklar çektik. Yağmurlarda da ıslandık. Yeri geldi, yolun ortasında çadırımızı kurduk. Yağmura ıslamamak için sığındık. Saatlerce bekledik. Ama anlar geldi geçti. Şimdi mutluluk anı. Geriye hayat boyu anlatılacak güzel anılar kaldı. Göbekli Tepe'ye geldiğim için çok mutluyum açıkçası. Yolculuk iyi geçti ama tabii zorlandığımız anlar da oldu bildiğiniz gibi. Babamın dediği gibi yağmurlu günlerde çadır kurduk. Çok zorlandık. Bazen yangın haberleri aldık, geçmekten korktuk. Yani yolculuk bizim için zorlu ama eğlenceli geçti. Büyüklerime sesleniyorum. Ben ve ablam buraya geldiysek, siz de evden işe, ekmek almaya, bisikletle gitmeye üşenmemelisiniz. Siz de buraya gelin, güzel bir yer ama arabayla değil, bisikletle gelin. Veya arabanızın arkasına bisikletinizi koyun. Son 10 kilometreyi bu yokuşları çıkarak bisikletle gelin en azından. Bu da sizin için bir başarı olur. Açıkçası ben yolculukta çok eğlendim. Yolculuktan zevk aldım. Böyle bir yolculuk bir daha yapmak ister miyim bilmiyorum ama babam belki böyle bir yolculuğa yine atanırsa gidebiliriz. Ama daha kısa olur inşallah. Çünkü bu kadar hızını kaldıramayabilirim. Siz de alalım. Yolculuk noktasında. Geri çıkınız. Geri çıkın. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben biraz yaptım. Yolculukta en çok zorlandığımız yerler nasıl diyeyim? Genellikle asfaltın kötü olduğu ya da trafiğin çok sıkışık olduğu, yolların dar olduğu yerlerdi. Mesela Gazipaşa yolunda çok zorlandık. Ondan sonra tabii çok zor yokuşlar da vardı ama hepsini çıktık, yürüyerek de olsa, yavaş da olsa hep beraber onları aştık. Bisiklet yollarına gelirsek, bisiklet yolları evet çoğu şehirde var ama bence yeterli değil. Çünkü yani yine de bisiklet yollarından motosikletler geçiyor, yayalar yürüyor. O yüzden sadece bisikletlere has değil yani bisiklet yolu. Türkiye'de bir sürü araç kullanıyor. O yüzden yollarda bazı yerlerde asfalt yoktu mesela. Bizim mıcır dediğimiz bisikletlerle gidildiği zaman o yol gerçekten çekilmez oluyor. Arabayla gittiğimiz yollar bisikletlerle, yani bisikletle çok daha farklı oluyor. Sizin mesela şimdi biz yol gidiyoruz ya, birine arabayla giden birine yol nasıl diye sorduğumuzda dümdüz diyor. Ondan sonra biz o yolu gidiyoruz ama bir sürü önümüze yokuş çıkıyor. O yüzden bence yolu
yolu yapan birinin o yolu ilk önce bisikletle gitmesi lazım. Yolculuğumuzu bitirdik biz de. Bütün aile bireylerinin dediği gibi zaman zaman zorlu oldu, zaman zaman keyifli oldu. Güldük, ağladık, tartıştık, kavga ettik, gerildik. Ama dediğimiz gibi güzel bir yolculuktu. Sonuna baktığımız zaman bizim hayatımızda yer edecek bir yolculuktu bu. İleriye döndüğümüzde yani ileriki yaşantımızda hep akıllarımızda güzel bir anı olarak kalacak. Gerçekten çok zorlu yerlerden geçtik. Tehlikeler atlatmadık mı? Atlattık. Yani özellikle sürücülerle sesleniyorum buradan. Lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara biraz daha saygılı, yani yanlarından dibinden değil de biraz daha mesafe koyarak geçerlerse. Çünkü onların en ufak rüzgarlarından bizler çok etkileniyoruz. Dibimizden geçtikleri zaman ister istemez bir rüzgar etkisi yaratıyor ve bütün dengemizi bozuyor. Bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerek. Yani çünkü yollar hepimizin, arabaların değil sadece, bisikletinde, motosikletinde, yollar hepimizin olduğu için dikkatli olmalarını istiyorum. Biraz daha saygılı olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet.